Evet efendim, bakış programına devam ediyoruz. Stüdyoda canlı yayınımız konuğumuz Aksa Sigorta İcra Kurulu üyesi Yavuz Ölken bizlerle birlikte. Artık bir senenin değerlendirmesini sigorta pazarı açısından yapalım istedik. Biliyorum sizlerden gelen sorular çok. İki noktada odaklanıyor bu sorular. Birincisi 2018'de trafik sigortasına film priminde fiyatın artışı olacak mı? Son günlerde özellikle yoğunlaşmaya başladı bu sorular. İkincisi ise bazı izleyicilerimizden şöyle şikayetler alıyoruz bakış programına. Kasko sigortalarının 2018 yılında çok ciddi bir fiyat artışı yaşandı. Hatta kimileri de bu Temmuz ayında yaşadığımız dolu olayında aslında hiçbir şekilde fiyatlara yansımayacağını söylemelerine rağmen aman 2018'inde genel bir artış yapıldığını, bunun doludan mı kaynaklandığını yoksa genel artıştan mı kaynaklandığını merak ediyor. Böyle bir eleştiriler de var. Bunların hepsini Sayın Ölken'e soracağız. Ancak yayına girerken biraz sonra arkadaşlar da bakacaklar, söyleyeceklerdi. Yavuz yayına girerken Başbakan Yardımcısı Sayın Şimşek'in trafik sigortası ile ilgili bir açıklaması olduğunu duyduk. Bakalım biraz sonra onu paylaşacağız. Yavuz Ölken'le de paylaşırız. Hoş geldiniz Sayın Ölken. Evet, şimdi arkadaşlar söyler. O zamana kadar biz genellere bir bakalım. İşin oradan bir özetle gidelim. Soru çok net. İzleyicilerden gelen, bana yazılarıma da geliyor. Bir, 2018'de trafik sigortasının primlerinde bir artış olacak mı? Bunu şununla birleştirelim biz. Zaten benim bildiğim kadarıyla her ay belli oranda bir zam yapılıyor. Ondan sonra o zam oranı da bir paylaşırsınız. Çünkü kişiler o zamı şöyle algılıyorlar. Ya benim hasarsızlık indirim var, işte şu kadar primin düşmesi gerekirken hayır düşmedi, aksine arttı. Hani bu nasıl indirimdir falan gibi söylemler de var. Şimdi ben sözü size bırakayım. Teşekkür ederim. Zorlu bir 2017'yi kapatıyor aslında sigorta sektörü. 2017'yi açarken de tabii tüm sigortalıların merakla beklediği fiyat mertebeleri ne olacak? Hepimizin de üzerinde çalıştığı en önemli husus. Trafik sigortaları üzerine baktığımızda biliyorsunuz bu sene tavan prim uygulaması Nisan itibariyle başladığında aylık %1 bir artışla ilerlendi. Yılın son çeyreğine girdiğimizde de hasar maliyetindeki, hasar enflasyonundaki artış sebebiyle bu aylık artışlar %1,5 olarak uygulanmaya başlandı. 2018 için bu uygulamada bir değişiklik olmayacağını biliyoruz. Bizim de Hazine Müsteşarlığından aldığımız bilgiler kapsamında özellikle aylık %1,5 mertebesindeki fiyat artışları uygulanmaya devam edecek. Tabii bütün bunlara bakarken fiyat artışının özü nereden geliyor biraz ona bakmak lazım. Çünkü otomobil sigortalarındaki biraz sonra belki kaskoya da ufak bir dokunuş yaparız. Orada kasko çok önemli. Şey var. Bir dertlenme var yani görüyorum. Haklılar ama tabii biraz işin içinde de gerçekler de biraz farklı. Özellikle trafik sigortaları ve kasko sigortalarında otomobil hasarlarında, maddi hasarlarda yedek parça biliyorsunuz dövize endeksli ve bugün %40'ı kaza sonucu oluşan maddi zararların yedek parçadan %60'ı işçilik ücretlerinden oluştuğunu dikkate alırsak tabii dövizdeki bütün dalgalanmalar hasar maliyetlerindeki artışı ortaya çıkarıyor. Bizim tahminimiz şu, dövizin bu seyirde gideceğini düşünürsek, asgari ücretlerde de olağan dışı bir yüksek artış olmayacağını düşünürsek 2018'de bizi bekleyen hasar maliyet artışı %18 ile 22. Tabii bu %18 ile 22'nin fiyatlara yansıması lazım. Bugün ülkemizdeki enflasyonist ortam sebebiyle ürünün ve hizmetin maliyeti hasar enflasyonuyla da bizde olduğu gibi etkilenecektir. %18 ile 22 arasında bir hasar maliyetinde artış öngörüyoruz. Bunun sigorta primlerine yansımasını dikkate aldığımızda direkt olarak 18-22 diyemeyiz çünkü otomobil sigortacılığında, trafik ve kaskoda hasar frekansı aşağıya geldikçe maliyet ne kadar artsa birbirini dengeleyen bir unsur olur. Bizler hep serbest tarifenin gerekliliğini söylerken iyi ve kötü sürücüyü ayrıştırarak frekansı aşağıya çeken ve maliyeti de dolayısıyla aşağı çeken sürücülere daha iyi fiyat verme noktasında olmamız lazım. Bunun farkındayız. Ama toplama baktığınızda hani %15 ile 18 arasındaki bir fiyat artışının beklenmesi çok normal trafik ve kasko için. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Trafiğe geleceğim. Kaskoyu sonra konuşacağım tekrardan. Şimdi siz zaten normalde tahminimce hesaba göre sene sonuna kadar Nisan ayında başladı tavan fiyat uygulaması.
Nisan'dan bu yana sene sonuna kadar %10 trafik sigortasına, aşağı yukarı. Doğru mu? Bir 10 aşağı yukarı. Şimdi görünürde artı o tavan fiyata yönelik bir kanuni artış yok değil mi? Hayır. Bir şey gözükmüyor. Hayır, hayır. Tamam. Ama sizin bir beklentiniz var. Bizim beklentimiz var çünkü biz Nisan ayındaki uygulamalarda 2016 ortalama primlerin gerisinde bir tavan primle başladık. Hı hı. Tüketicilerin ihtiyaçlarına karşılık alınan bu önlem aslında sigorta sektöründe önemli bir zarar görüntüsü ortaya çıkardı. Yapılan bu 8 aylık dönemdeki enflasyona dönük artışların henüz daha biz 2016 seviyelerine bile gelmedik sigorta sektörü olarak. Dolayısıyla sektörün beklentisi sürdürülebilir hizmet açısından, sigortalılara olan hizmetimizi devam ettirme açısından özellikle Ocak ayı itibariyle bir tavan primlerinin yukarıya çıkartılması, bunun üstüne %1,5 aylık enflasyonun yüklenmesi şeklinde. Tamam. Bunu bekliyoruz. Bugün yarın bir karar çıkacağını düşünüyoruz açıkçası. Tamam, şimdi çıkmış o karar öyle anladığımız mi? Kadarıyla. Onu da ya, yayına geldik, burada karar çıktı. Evet, aynen. Harika. Öyle yayına geldik. Şey, karar şu, diyor ki Sayın Başbakanımız Mehmet Şimşek, trafik sigortasında tavan fiyat uygulamasının 2018'de devam edeceğini söylüyor. Sigorta şirketlerinin 9 ayda 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini, şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yılbaşında %5 artış olacağını belirtmiş. Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan %1,5'luk aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini, bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörüne zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olmuş diyor. Şimdi %5 bir zam vermiş size. Evet. Sayın Şimşek, yani söylediğim kadarıyla kamu 240 milyon liralık zarar tespit edilmiş. Bu mudur, evet, zarar? Aslında nereden baktığınızla ilişkili. 240 milyon zarar içi biraz derin. İşin sonunda mali gelirlerinizi, yani teknik gelirler dışında sigortacılık faaliyetlerinizin dışındaki yatırım gelirlerinizi dikkate aldığınızda rakamlar bu mertebelerde. Ama burada 2017 yılına dönük çok önemli bir etki var. O da şu, yine kanun koyucu tarafından sigorta sektörüne verilen imkanla ayrılmış olan rezervlerde nakit iskontosu yapılma imkanı verildi. Evet. Dolayısıyla bu nakit iskontosunun şu andaki karşılığının biz Eylül sonu bilançolarına 2.1 milyar Türk lirası olduğunu görüyoruz. 2.1 milyar lirası şudur, gelecekte ihbar edilip hasar ödemeniz %100 olan hasar türleri için ayırdığınız rezerv için ayıracağınız rezerv üzerinden finansal gelirlerin düşülmesi, yani nakit iskontosu. Şöyle düşünün, 2.1 milyarlık bu düzenleme olmasaydı bugün bilançolarda zarar 200 milyon lira olmayacaktı. Çok çok daha yukarıda olacaktı. Zorla kar mı ettirdiniz? Aslında kar yok, hala zarar var sonuçta baktığımızda. Şuna bakmak lazım, aslında yapısal ihtiyaçlar var. Yani biz hep fiyat, prim, maliyet konuşuyoruz ama niye trafik sigortalarında bu maliyetler oluşuyor, ona bakmak lazım. Çünkü bizim uzun kuyruklu dediğimiz, maalesef Türkiye'de bir ölümlü vakada kaza tarihinden 500 gün sonra hasar ihbarı ortaya çıkıyor. Bunun tazminata dönmesi 3 yılları buluyor. Dolayısıyla bugün zarar yok gibi gözüken hasar dosyaları ya da olmayan hasar dosyaları bile gelecekte önümüze çıkacak. Bunların hepsinin arkasında yapısal dönüşüm ihtiyaçları var. Bununla ilgili hazine müsteşarlarının olumlu katkıları var, destekleri var. Bir eminim 2018'i böyle geçireceğiz. Sayın Mehmet Şimşek'in bu %5 tatmin etti mi sizi? Etmez. Yani açıkçası bir noktaya getirmez. Ama bir dakika ya, yani şimdi %10, siz de ya bir insaf edin de gayrı yani. Ya bir durun yani. Şimdi %10 var zaten sene sonuna kadar. Çevre koymuşsunuz. %5'te kamu vermiş. %15. Enflasyonda %11 enflasyon üzerinde. Enflasyon ama tüfeğe bakarsan tüfe öyle de. Yani tüfe. Hasar enflasyonu otomotiv sektöründe daha fazla. Yani şöyle bakmak lazım, yani %10'u aldık ama erittik 2017 boyunca. Döviz karşısında eridik, hatta eksiye düştük. Çünkü parçalar daha fazla arttı beklenenden. Bu %5 ve yıl boyunca sürecek %1,5'lar 2018'in 2017 seviyesinde bitmesini sağlar. Hasar maliyeti artışıyla fiyat artışı birbirini dengeler. Ama sigorta sektörünün
daha sağlıklı hale gelmesi için kar elde etmesi lazım. Nedeni de şu, belki biraz oraya da değinmek lazım. Çünkü trafik sigortalarında büyük bir rezerv ve hasar durumu var. Trafik dışı işlerden prim üretmeniz lazım. Evet. Türkiye'de penetrasyonun trafikte %90, trafik dışında da %35 olduğunu düşünün. Dolayısıyla %35'lik bir kesimden buradaki zararı ortaya çıkaracak bir kar üretmeniz lazım. Çünkü sermayedar sonuç itibariyle işini sürdürmesi için devamlı ilkesi adına en azından zarar etmemek istiyor. E tamam, diğer bir sürü branş var. Yani trafik sarmalığına niye şirketler olarak yani kaldınız? Konutu var, işte kaskosu var, iş yeri var, kobisi var, ticaresi var, 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 var. Çok doğru. Yani var da bir şey mi yok? Bizdeki sıkıntı tabii bilinirlik, farkındalık, sigorta bilinci. Bunlar uzun yıllardır sektörde, sizde, bizde hep biz konuşuyoruz. Maalesef bir noktaya gelmedi. Yani şöyle düşünün, her 3 konuttan bir tanesinin sigortası var. Her 4 araçtan bir tane, 1,5'unun kasko sigortası var. Ferdi kaza sigortasının oranlayamayacağımız kadar düşük. Türkiye'de 2 milyon sağlık sigortası satılmış durumda. Böyle baktığınızda ülkede potansiyel çok. Hala 165 dolar mertebesindeki bir sigorta harcamasından bahsediyoruz. Bunun 10 misli Avrupalı ülkelerde. Aslında adetler çoğalabilirse trafik dışında bugün bu sarmallar bitecek, daha da normalleşecektir. Fakat tabii Türkiye için şöyle sıkıntılar var. Yani az önce kasko dediniz. Yazın İstanbul civarında yaşanan sellerin, evet, dolunun. Çok şikayet var Yavuz Bey. Yani inanılmaz arttı diyor. Yani kimileri diyor ki işte %20-%50'ye varan artışlar yapıldı. İşte kimileri %20-%30, ya bu nasıl bir şeydir? Hani doluyu yansıtmayacaklardı. Vallahi açık söyleyeyim, hani sektörde dolunun fiyatlara yansıtılması ile ilgili bir benim tespitim yok. Yine aynı şekilde hasar maliyetlerindeki artışla alakalı tespitlerimiz var. Yine kaskolarda dediğim gibi 2017'de %17-18, 2018'de %18-19 civarında hasar maliyeti artıyor. Arkadaşlar da, pardon Yavuz Bey, vermiş. Toplam kaza sayısı 377 bin diyor 2017'de, herhalde Ocak-Kasım arası. Hı hı. Ölümlü kaza sayısı, yaralanmalı kaza sayısı, maddi hasarlı kaza sayısına bakarım, evet. 207 bin. Artışı vermemiş arkadaşlar. Artışlar devam ediyor. Yani evet. Açıkçası biz istediğimiz seviyede değiliz. Özellikle ölümlü kazalarda kaza yerinde ve maalesef daha sonra 30 gün içinde hastanede var, ölümler var. Bizim için en büyük problem o. Kaza yerindeki sayı hastanede daha da artabiliyor ilk 30 gün içinde. Dolayısıyla kaskoya da biraz dönersek yine hasar maliyetinden bahsediyoruz. Yine maddi hasarlar karşısındaki enflasyonun ve döviz hareketlerinin fiyata yansımasından bahsediyoruz. Bir de şunu söylemek lazım. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon Eylül sonu, Ekim sonu aşağı yukarı itibariyle 5 milyon araç sigortalanmış durumda kaskoya karşı. Bunun %60'ının üstü İstanbul, Ankara, İzmir. Yani Türkiye'deki büyük şehirler. Kaza oranı yüksek. Kaza oranı illerde yüksek olduğunu. Bir yerde sigorta sektörü içinde yine aynı durum ortaya çıkıyor. Anti-selection dediğimiz daha dengeli portföyleri yaratamıyoruz. Sigorta bilincinin bu oturmamasıyla alakalı. Ama bir dolu hadisesi bize şunu gösterdi. Sektör bence yüzün akıyla çıkmıştır o sınavdan. Hala tamir edilmeyen araçlar var. Var. Açıkçası yani adetleri 100 binin üstünde dolu hasarından bahsediyoruz. Bugün hani dünya üzerinden örnek kötü bir hadiseyi yaşadık. Ve toplamda 1 milyar liranın üzerinde bir dolu tamiriyle geçirdi sigorta sektörü son 4 ayını, 5 ayını aşağı yukarı. Sigortalıların tabii bekleme süreleri sigortacıların elinde değil. Yani tamir kabiliyeti olan, evet, servis sayısı da çok az. Alışılagelmiş bir olayın dışını tabii zaten konuşuyoruz. Zaten sigortada bir sorunumuz yok. Servislerde sorunumuz var yani. Ya onları da çok eleştirmemek lazım. Atipik bir de olayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla tazminatın ödenmesi ve zararın giderilmesi ilişkili hakikaten sınav başarıyla verildi. Ben halen fiyatlara yansımadığını ve yansılmayacağını düşünüyor ve biliyorum sektör tarafından. Kaskoda da şöyle bir durumumuz var ama onu söylememiz lazım. Son 2 yılın en kötü Eylül ayını geçirdik biz. 15, 16 ve
17 diye baktığınızda Eylül sonu bilançolarında kasko ilk kez toplamda 235 milyon civarında bir teknik zarar yarattı. Zarara mı döndü artık? Zarara döndü. Bunun arkasında da şu var. Vatandaşa yükleriz canım, ne olacak? Yok, vatandaşa yüklememek lazım. Bizim ısrarımız şu sektörde. Gerçekten iyi ve kötü ayırmak lazım. Yani sektör havuz mantığında sigorta yapmaması lazım. Yani havuzu bölüşelim, paylaşalım. Evet, trafik olmaması lazım. Yani iyi ve kötü sürücüyü kaskoda ayrıştırmalı, trafikte ayrıştırmalı. Hatta yangın sigortacılığında da ayrıştırmanız lazım. Yani yangın önlemi alan bir işletmeyle almayanı... Ayrıştıramıyor musunuz? Ya ben onu anlamıyorum. Yani siz iyi sürücüyle, iyi sürücü dediniz kaza yapmayan, kötü sürücü işte senede iki tane ya da... Bunu yapamıyor musunuz? Zaten istatistikler sizde. Şöyle söyleyeyim, trafikte yapamıyoruz. Sonuçta zorunlu tarif uygulaması var. Aktüeryel çalışmalarda Hazine Müsteşarlığı'yla geliştirmeye çalışıyoruz ki doğru bir tarife olsun en azından. Şu anda gerçekten iyi ve kötünün tam ayrışamadığını görüyoruz. Kasko sigortacılığında biraz rekabet etkisi var. Doğrudur, biraz rekabet etkisi var. Ama yine de aynı sendrom kaskoda da var. Sonuçta iyi ve kötünün tam ayrışamadığı. Çünkü kötüler daha çok içeride, açık söylemek gerekirse. Yani iyi sürücü katmanı ile kötü sürücü katmanın etkisine baktığınızda sektörün daha çok satması lazım. Temel konu burada aslında. Hı. Biraz daha biz penetrasyonu arttırabilirsek daha dengeli olur diye düşünüyorum. Ama mesela yangın sigortacılığından da bahsetmek lazım belki. İyi ve kötü derken bugün yangında da özellikle tarifenin bulunduğu bir deprem teminatı satıyoruz biz. Ama binaların kalitesi, yaşı ile alakalı deprem tarifesinde henüz bir bileşke yaratılmamış durumda. Dolayısıyla aynı bina türü için bile olsa, yaşı farklıysa binanın, kullanılan deprem yönetmeliğinin yılı farklıysa mutlaka fiyata ayrışması lazım. Buralarda istenen seviyede değil ama temelinde ben şunu görüyorum, penetrasyon biraz daha yukarı çıkarsa, satılan ürün daha fazlalaşırsa sektör biraz daha rahat hareket edecek. Peki şimdi gelen sorulara ve yorumlara bakıyorum. Tabii. Trafik sigorta, yani trafiği bir kenara koydum. Orada %5 zam, onu arkadaşlar zaten ekrana yansıtıyorlar, yansıtırlar da. Kaskoda ne zam var yani? Onu bir artış, artış var. %20, %30'a varan bir maliyeti var sizin. Hı-hı. Maliyeti gelmiş. Bu döviz ve hasar maliyetinden. Peki yani bunu %20, %30 olarak mı yansıtılır, yoksa %15'lere falan mı varır? Valla ben şöyle söyleyeyim, hani en azından çalıştığım kurum ve etrafta konuştuğumuz arkadaşlar, bir kere kasko veya diğer ürünlerin tamam da sigortacılar Ocak ayı geldi, hadi fiyatları pat %20 arttıralım falan, böyle bir şey yapmayız. Bizler öngördüğümüz hasar gelişimini, maliyet gelişimini yıllara baktığımızda, değerlendirdiğimizde aylara sari bir artış uygularız ki bunlar da yine trafik sigortalarında olduğu gibi 1-1.5'lardır aylık fiyat artışları. Çok kriz gözüken segmentlerde ya da bölgelerde belki biraz daha yüksek artışlar yapılır ama Ocak, Şubat, Mart ayı için belirlenmiş biz %15 fiyat arttırıyoruz diyeceğimiz bir durum sektörde de olmadığını düşünüyorum. Kendi kurum adına da böyle bir uygulamanın olmadığını söyleyebilirim. Peki, bir iki soru seçtim Yavuz Hocam. Onlardan birkaçına cevap verelim. Bu trafik sigortasındaki... Ya şu soruya bir cevap verelim önce. Mesela Adnan Bey demiş ki, zaten trafik sigortası yaptırıyorum. Trafik sigortasına dünya kadar para veriyorum. Artık kasko sigortasına bence gerek yok. O yüzden konumuzun söylediği gibi kasko sigortası çok fazla satılmıyor. Vallahi ben de... Sevgili Adnan Bey'e bir basit cevap vereyim. Trafik sigortalarında her 100 araçtan sadece 8,5-9'u maddi zararlı kaza yapıyor. Ama kasko sigortasına sahip olanların her 100 araçtan 27'si zarar getiriyor. Dolayısıyla kaskoya önem verelim. Yani kasko doğal afeti, yangını, çarpma çarpışmayı, hatta park halinde çarpılmayı ya da park yerinden çıkarken çarpışmayı... Dolu gibi yani. Dolu mesela, doluyu trafikten alabilir miydik? Alamazsınız. İşte. Dolayısıyla Türkiye'de bir de hali hazırda hırsızlık riskinin de var olduğunu düşünürsek kasko sigortaları bence üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ama aslında hedef şu olmalı. Trafik ve kaskonun birleştiği, genişletilmiş bir serbest ürünün Avrupalı ülkelerde olduğu gibi konsolide halde satılabilir hale dönmesi lazım bu sektörün. O zaman işte belki bütün bunları biraz daha farklı platforma getirebiliriz.
Ya bir şey var. Şuna bir Yavuz hocam bir cevap verelim. Diyor ki bir izleyicimiz yani zor olmasın ama yok canım yani çalıştığınız yerden gelmişler. Sabah vergisinde vergi hocasında şey yapıyoruz. Evet. Çalışmamışsın diyoruz ama siz artık biliyorsunuzdur. Kasko sigortasından bahsediyor. Bir izleyicimiz şöyle demiş. Bir şirketten yaptırdığım kasko sigortasını şimdi yenilemesi geldiğinde şirket dolu zamanındaki hasardan dolayı poliçemi feshetti 2 ay kala. Böyle bir yetki var mıdır diyor. Var ya, mıdır böyle şöyle bir sigorta şirketinin fesih yetkisi tek taraflı? Sigorta şirketlerinin tek taraflı fesih yetkisi vardır. Ama bu genel şartlarda tanımlıdır. Önceden ihbar edilmek, belli bir dönüşüm için süre verilmek, bu 15 gündür. Bu usullerden sonra fesih edilir. Ancak sigortalımıza tavsiyem şudur, bunu mutlaka araştırsın. Hani dolu sebebiyle fesih ben hiç duymadım sektörde. Yani doğal afet sebebiyle fesih hiç duymadım. Kasko sigortalarında karşılaşılan fesih usulleri ya suistimalli bir hasar ya da çok yüksek frekans, artık hani her ay iki tane kaza yapan bir sigortalı profilinde gündeme belki gelebilir. Dolayısıyla ben hani dolu ve fesihi pek yan yana koyamadım açıkçası. Peki fesih ne demektir? Yani şimdi ben mesela siz benim poliçemi feshettiniz, ben artık kara listeye girdim, hiçbir şirketten poliçe yaptıramam falan, böyle bu mudur? Hayır. Şey? Sigorta şirketiyle sigortalı arasındaki mukavelenin sonlanması. Ama bugün Türkiye'de çok fazlasıyla sigorta şirketi var. Her şirketin kendi adına bir fiyatlama politikası ve tekniği var. Dolayısıyla uyuşmayan bir şirket sigortalı ilişkisi varsa başka bir uyuşum mutlaka bulunabilir ama açıkçası biz kaskoda dediğim gibi suistimal hasarları dışında sektörde bir fesih, yani ben 28 yıldır sektördeyim hiç duymadım diyebilirim. Kasko dışındaki branşlarda da hep fesihler suistimal ya da prim ödenmeme gibi koşullardan ortaya çıkar. Onun dışında temel bir fesih sebebi görmüyorum açıkçası. Bir izleyicimiz demiş ki Yavuz Bey'in söylediğinden sonra ben şunu kafam almıyor demiş Ekrem Bey. Neden trafik sigortasından zarar ediyor sigorta şirketleri? Hep de aynı şeyi söylüyorlar diyor. Siz de diyor ekranlarınızda sürekli aynı şeyi gündeme getiriyorsunuz diyor. Neden zarar edilir bir türlü anlayamıyoruz diyor. Evet, neden zarar edilir? Vallahi içi çok derin bir konu ama kısaca yani cevap vermeye çalışayım açıkçası. Çok basit bir matematik yapalım hep beraber. Bugün bir maddi, sadece maddi zarardan bahsediyorum. Bir maddi zarar oluşan trafik sigortası hasarında ortalama maliyet 3000 lira. Aşağı yukarı 3000 lira. 3000 liranın frekansı %9 kabul ederseniz, her 100 araçtan işte 9'unun kaza yaptığını varsayarsanız, 3000'in %9'u 270 lirayı bir köşeye yazmanız lazım. Bu aslında bir hasar risk primidir. Bunun üzerine neler yüklemeniz lazım? Bir şey yüklemeniz gerekiyor. Bunun üzerine genel giderinizi yüklemeniz lazım. Bunun üzerine şirket genel gideri. Şirket genel gideri. Bunun üzerine dağıtım kanalı komisyonunu yüklemeniz lazım ve toplamda %35'i bulan kesintiler var. Yani nedir bu? Biz SGK'ya pay ödüyoruz, garanti fonuna pay ödüyoruz. Bu kesintileri de topladığınızda 270 lira aslında yetmiyor. 450 liralara doğru giden bir risk primi ortaya çıkıyor. Bu sadece maddi zararla alakalı. Bir de bedeni yaralanma ve ölümlü hadiseler için baktığınızda en aşağı bunun 3'te 2'si kadar da bir prim, teknik prim, risk primi ortaya çıkıyor. Bugün ortalama trafik sigortalarının 600 liralara satıldığı bir ortama geldiğinizde sizin hasar maliyetleri ve genel gider, komisyon ve devlet bünyesinde yapılan kesintileri dikkate aldığınızda birbiriyle örtüşmeyen bir prim dengesi var. Dolayısıyla her 100 lirada yaklaşık 25 liralık açığı var sektörün bu hesabın ortasında. Bir de bunun üstüne geçmişten gelen ve yargı marifetiyle ödemek zorunda bırakıldığımız, halbuki genel şartlarla uyumsuz maliyetli dosyalar var, büyük dosyalar var. Bunlar da tabii rezerv olarak cebimizde duruyor ve bunları biz günü geldiğinde davalar sonucunda ödeyeceğiz. Bununla ilgili de bir rezerv tutuyoruz. Aslında işin özü şu, maliyetini karşılamayan primdir. Zarar başka türlü oluşmaz. Bir restoranda işleseniz maliyetle satış fiyatınız arasında bir denge olması lazım. Satmayın canım, yani şirket olarak satmayın. Yani zarar ettiğiniz bir ürün niye satılır hocam?
Ya şöyle, biz tabii sektör tek trafik sigortasına bak, bir müşteridir. Yani bir poliçe bir müşteri. O müşterinin yanında kaskosunu, sağlığını, konutunu sigorta ettiğiniz zaman bir paket haline dönüşür. Bütün dünyada trafik lokomotif ürün. Bugün pazarın %40'ı lokomotiften. 19 milyon araçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu satmayın demek çok radikal bir karar. Bir de zorunlu galiba. Zorunlu sigorta olduğu için zaten lisansınız varsa satmak durumundasınız. Ben eminim ve umut ediyorum ki sigorta sektörü 2018'i de çalışarak geçirecek. Zarar etmemeye odaklanarak geçirecek. 2019'dan sonra biraz daha normalleşmeyi yaşayacağız. Ama unutmayalım, hala 2016 yılının altında primlerle poliçe satılıyor. Ben de umut ediyorum ki 2018'de trafik sigortası konuşmayacağımız bir program yapacağım. Son soruyu da çok kısaca kapatacağım artık. %5 zam mı sene başına itibaren mi yansıtacaksınız diye izleyiciler sorarlar. Valla biz yansıtmıyoruz. Önce onu sormak lazım. Hak vermişler size. Yani. Ocak ayı içinde Hazine Müsteşarlığı mutlaka Sigorta Bilgi Merkezi'ne de bunu gerekli bildirim yapacaktır. Tarife sisteminde bir %5 artış olacak. Yani 100 liralık poliçeler 105 liraya satılacak. Ocak ayında otomatik başlar. Daha henüz Ocak poliçesi satılmadı. Bu haber bekleniyordu zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yılın son sigorta programını sizle yapmış olduk. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok mersi. Efendim, yayın sırasında bir iki cümleyle şey yapayım. Yayın sırasında Başbakanımız Mehmet Şimşek açıkladı. Trafik sigortasını Ocak ayında itibaren %5 fiyat tavan fiyatları %5 bir uygulama getirileceğini 2018 başına itibaren. Bizde ayrılan süre doldu. Yarın sabah aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.